Merhaba arkadaşım. Bugünkü dersimiz matematikte rasyonel sayılar konusunu işleyeceğiz. Bir önceki dersimizde bir bilinmeyenle yani denklemler konusunu işlemiştik. Bu dersimiz ise rasyonel sayılar konusunu işleyeceğiz arkadaşlar. Rasyonel sayı A ve B birer tam sayı ve B sıfırdan farklı olmak üzere. Bak sıfırdan farklı olmak üzere. A bölü B biçiminde yazılabilen sayılara rasyonel sayı denir arkadaşlar. B sıfırdan farklı olmak üzere ne demek istiyor? Yani payda yani şuradaki payda sıfır olamaz. Eğer payda mesela A bölü sıfır şeklinde ya da herhangi ya da bir bölü sıfır şeklinde ise ne oluyordu burası? Tanımsız oluyordu değil mi arkadaşlar? bir sayı ya da a bölü 0 ya da 1 bölü 0 ya da 99 bölü 0 dahi olsa her zaman payda 0 olursa direkt ne oluyordu? Tanımsız oluyordu arkadaşlar. O yüzden burada ne demek istemiş? B sıfırdan yani payda sıfırdan farklı olmak zorunda arkadaşlar. Rasyonel sayı Q harfiyle gösterilir arkadaşlar. Bunu bilin. Şimdi kesir. Kesir bir bütünden kaç tane eş parçanın alındığını gösteren ifade denir. Şimdi burada bir örnekte verilmiş zaten 4 bölü 9 şeklinde verilmiş. Şurası üst kısım yani üst kısım ne oluyordu? Pay oluyordu. Alt kısım payda oluyordu. Şu aradaki çizgi ise kesir çizgisi diyoruz arkadaşlar. Şimdi 4 bölü 9'un şekil halinde gösterilmiş Şimdi burada kaç tane kutucuk var? Kaç tane parça bölünmüş? 9 tane parça bölünmüş. Ve 9 parçanın kaç tanesi boyanmış? 4 tanesi boyanmış değil mi arkadaşlar? 4 tanesi boyanmış ise bunun kesir biçimde gösterilme nasıl oluyordu? 4 bölü 9 şeklinde gösterilir arkadaşlar. Şimdi birim kesir. Birim kesir sadece payı 1 olan sayılara derir. Yani buradaki pay var ya şurası sadece hep 1 olacak. Payda ne olursa olsun şu üst taraf hep 1 olması lazım. 1 olursa bunlara ne diyoruz? Birim kesir diyoruz arkadaşlar. Burada örnekler üzerinde verilmiş zaten. 1 bölü 2, 1 bölü 3, 1 bölü 71 ve benzeri gibi örnekler verilmiş. Burada da hemen şekil üstünde bir dairemiz var. üç parçaya bölmüş ve bir tane parçası boyanmış. Bunun kesir biçimde gösterilme ise 1 bölü 3 şeklinde gösteriyor arkadaşlar. Şuraya bakalım. Şimdi basit kesir. Basit kesir işaretine bakılmaksızın payı paydasından küçük olan sayılara yani kesirlere basit kesir diyoruz arkadaşlar. Burada demek istenen ne? Burada buradaki pay paydadan küçük olmak zorunda her zaman. 8 bölü 13 mesela. 3 bölü 5. 1 bölü 32. 0. 0 nasıl bir basit kestirilir? Paydada her zaman gizli bir vardı ya. 0. Paydada her zaman gizli bir vardır. 0 birden küçük olduğu için burası da ne oluyordu? Basit kesir oluyor arkadaşlar. Şimdi bir örneğimiz var. Burada yine kaç tane parçaya bölünmüş? 12 parçaya bölünmüş arkadaşlar saydığımızda. Kaç tanesi bö <laughs> boyanmış? 1 2 3 4 5 6 7. Bu 12 tane kutucuktan yani parçadan kaç tanesi 7 tanesi boyandığı için direkt burada ne yapıyorum ben? 7/12. Yani 12 tanesinden 7 tanesi boyanmış şeklinde diyorum arkadaşlar. Bir sonraki başlığımız bileşik kesir. Bileşik kesir ise yine işaretine bakılmaksızın payı paydasından eşit veya büyük olan kesirlere bileşik kesir diyoruz. Yani hem birbirine eşit ya da büyük olan. Yani burada pay paydadan büyük olmak zorunda. Eğer pay paydadan büyük ise buna ne diyoruz? Bileşik kesir diyoruz. Burada da gösterildiği gibi 9 bölü 5, 11 bölü 2, 7 bölü 4 şeklinde verilmiş ve benzeri. Yani Böyle kesirlere ne diyoruz? Bileşik kesir diyoruz. Burada da yine bir örneğimiz verilmiş. Yine buna benzer. Yine üçgen kaç parçaya bölünmüş? altı parçaya bölünmüş. Kaç parçası boyanmış? 2 tane parçası boyandığı için 6'dan iki tanesi boyanmış. O zaman 2 bölü 6'sı. Bunu yine sadeleştirirsen 1 bölü 3 olur. Şimdi bir sonraki Tam sayılı kesri bileşik kesire çevirme. Tam sayılı kesri yani şuradaki tam sayılı kesri bileşik kesire diyor. Şimdi burada şöyle sorular gelecek karşımıza. Burada gösterildiği gibi paydayı tam sayıyla çarpıyorsun. Sonra pay ile topluyorsun. Paydan aynısını yazıyorsun. Bak burada gösterildiği gibi paydayı tam sayı ile sayıyla çarpıyorsun. Sonra pay ile topluyorsun. Sonra paydan aynısını yazıyorsun. Yani c çarpı a artı b bölü c. Burada örnekler üzerinde hemen gösterelim. Ne yapıyorduk burada? Direkt bunu çarpıyorduk. Çarpıyorduk. Şununla ne yapıyoruz? Topluyoruz. Çarp topla. 3 çarpı 2 ne yapar? 6. 1 ile topla ne olur? 7 olur. Bölü paydan aynısını yazıyorum. Demek ki burası neymiş? 7 bölü 3. Hemen buna bakalım. Yine 2 ile tam sayıyı çarpıyorum. Çarp 4. 2 çarpı 4 ne yapar? 8. Bir daha. Bunda da topla diyor. Bir daha. 9 olur. Paydanın aynısını yazıyorum. 9 bölü 2'ymiş demek ki buralar. Burada ne diyor arkadaşlar? Bileşik kesri tam sayılı kesire çevirme. Az önce neydi? Tam sayılı kesri neydi? Bileşik sayıya çevirdik. Burada ise bileşik bir kesri. Yani böyle e, normal rasyonel şekilde verilen bir kesri. Neye çevireceğiz? Şu şekilde çevireceğiz. Burada ne diyor? Pay paydada bölünerek. Payda bölünerek elde edilen bölüm tam kısmına Kalan ise yeni paya yazılır. Payda ise değişmez aynen kalır. Buradan direkt ne yapacaksın? 7 bölü 3 yani 7'yi direkt kaça böleceksin? 3'e böleceksin. 7'de kaç tane 3 var? 2 tane var değil mi? Burada 2 çarpı 3 6 yapar. 7'den 6'yı çıkarırsan 1. Burada ne yapman gerekiyor? Şimdi burada gösterildiği gibi bölümü yani burası bölüm değil mi? Şunu ben yine göstereyim. Burası kalan. Burası ne neydi arkadaşlar? Bölen değil mi? Şimdi bölümü tam kısmına yani tam kısım dediniz burası. Burası pay payda. Bölüm neydi? 2. O zaman burası ne olur? Kırmızıyla yazayım. O zaman bölümü nereye yazıyorum? Tam kısmına 2. Şurada. Ne yapacağız? Ne diyordu? Kalan ise yeni paya hazırlar. Kalan burada 1 değil mi? Payda yine ne yapacağım? Değişmez aynen kalır. Payda yine aynısını yazacağım. Demek ki bunun e, tam sayılı kesre çevirmiş hali neymiş? Buymuş arkadaşlar. Yine e, sadece şeyini yaparsak 3 çarpı 2 6 bir daha 7 bölü 3 yine yapar arkadaşlar. Burada yine 11 bölü 5 şeklinde verilmiş. Bunu neye çevireceğiz? Tam sayılı kesre çevireceğiz. Yine 11'i ne yapacağım? 5'e böleceğim. 11'de 5 kaç tane var? 2 tane var değil mi? 2 çarpı 5 ne yapar? 10. 11'den 10'u çıkarsan 0, 1. Ne yapıyorduk? Bölümü tam kısmı, kısmına yazıyoruz. Kalanı paydaya yani paya diğeri paydayı değişmiyordu. Paydan aynısını yazıyorduk. O zaman burası ne olur? 2 1 bölü 5 şeklinde olur. Şimdi burada uyarı verilmiş. Eğer tam sayılı kesri bileşik kesre çevirirken tam sayılı kısım negatif yani eksi ise önce bu işaret görmezden gelinir. Yani şuradaki eksi var ya şunu görmezden geliyorsun. Normal çarpmamızı yapıyoruz. En sonda eksimizi yazacağız. Burada hemen yapalım şu örnekleri. Şu eksi ne yapacağım? Görmezden geliyorum. Direkt ne yapacağız burayı? Çarpıyoruz. Şunla da toplayacağız değil mi? 3 çarpı 2 ne yapar? 6. Bir daha ne yapar? 7. Yine ne yapıyorduk? Paydanın aynısını yazıyorduk. Burada bakıyorum eksi var. Demek ki burası eksi yazıyorum şuraya. Burada yine eksi görmezden geliyorum. 3 çarpı 5 ne yapar? 15 artı 2 bölü 3. Değil mi? Paydan aynısını yazdım. 15 ile 2'yi topla 17 bölü 3. Ne vardı? Eksi var. Demek ki burası neymiş? Eksimizi yazdım. Şu sorumuza bakalım. Direkt burada ne yapacağım? Şunu çarpıyorum. Şunu topluyorum. Paydanın aynısını yazıyorum. 3 çarpı 5 ne yapar? 15. Bir daha ne yapar burası? 16 bölü 5 olur. Artı şunu da yine çarpıyorum. Şunla topluyorum. Değil mi? 5 çarpı 2 10. 4 daha. 14 yaptı. Bölü 5 oldu. Buradan bakıyorum. Paydalar yani şu paydalar eşit olduğu için üstleri toplayabilirim. Değil mi? 16 ile 14'ü toplarsan 30 yapar. Burası da 5. 30'u 5'e verirsen burası ne çıkar? 6 çıkar arkadaşlar. Şurada yine negatif bir sayı olduğu için bunu görmezden geliyorum. Görmüyorum en başta. 2 çarpı 6, 3 ne yapar? 6. Bir daha 7. Demek ki burası 7 bölü 2 eksimiz vardı. Eksimizi yazdım. Arada ne var? Artı var. Yine 1 bölü 2. Burada bakıyorum yine paydalar eşit olduğu için üstleri toplayıp çıkartabiliyorum. Burada eksi 7 artı 1 bölü 2 olur. İşaretler farklı olduğu için çıkarma yapıyorum. 7'den 1 çıkar. 6 7 daha büyük olduğu için onun işaretini öldü. Eksi 6 bölü 2. Bunu da bölersen eksi 3 yapar arkadaşlar. Burada genişletme ve sadeleştirme, rasyonel sayıların pay ve paydasını aynı tam sayı ile çarpma işlemine genişletme, aynı tam sayıya bölme işlemine ise sadeleştirme denir arkadaşlar. Burada hemen anlayacağınız gibi çarpma nedir genişletme, bölme ise sadeleştirme şeklinde. Şimdi burada ne demiş? 6 bölü 5 sayısını 2 ile genişletirsek yani çarparsak her her tarafı ne yapıyorum? Hem paya hem paydayı 2 ile çarpıyorum. Yani 6 bölü 5 burayı kırmızıyla yazayım. Şunu ne yapacağım? 2 ile şunu da 2 ile çarpacağım. Burası ne olur? 12 bölü 10 olur. Demek ki burası neymiş? 12 bölü 10'muş arkadaşlar. Şuna bakalım. 3 bölü 7 sayısını 3 ile genişletirsek. Yani 3 ile geniş. Hem pay ve hem paydayı ne yapıyorum? 3 ile genişleteceğim. Yani burası 3 bölü 7 çarpı 2 çarpı yani 3. 3. Arkadaşlar 3 ile genişleteceğim. 3 çarpı 3 9 7 çarpı 3 ne yapar? 21 yapar. Demek burası neymiş? 9 bölü 21 olur. Şimdi 12 bölü 8 sayısını 4 ile sadeleştirirsek. Yani bölme yapıyoruz. Değil mi? Burada 12 bölü 8 var. Bunları ne yapacağım? 4 ile sadeleştirme dediğimiz bölme. 4 de böleceğim. Şunu da 4 e böleceğim. Değil mi? 12'yi 4'e bölersen ne yapar? 3 yapar. 8'i 4'e bölersen 2 yapar. Demek ki burası neymiş? 3 bölü 2 arkadaşlar. Şimdi 20 bölü 70 sayısını 10 ile sadeleştirirsek burada yine ne varmış? 20 bölü 70 sayısını ne yapacağım? 10 ile ne yaparım? 20'yi 10'a bölersen burası ne olur? 2 olur. 70'i 10'a bölersen burası 7 olur. Demek ki burası neymiş? 2 bölü 7. Şimdi yine bir uyarımız var. 0 bölü 1 sayı yani 0 bölü 1 ya da 0 bölü 99 değil mi? Bu sayılar direkt ne oluyormuş? Sıfır oluyormuş arkadaşlar. Ancak bir sayı bölü sıfır yine en başta göstermiştik. Rasyonel sayılarda girişte söylemiştim. Bir sayı böyle sıfır yani 99 böyle sıfır ya da 1000 böyle sıfır bunlar hepsi ne oluyordu? Tanımsız oluyordu. Arkadaşlar bunu unutmayalım. Bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar bir sonraki derste görüşmek üzere